Saldırı değil, avukatlara ve savunma makamına yönelen genel saldırı halinin bir tezahürüdür. Her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe karşı kanımız pahasına verdiğimiz mücadelemizi bütün vandallıklara rağmen sürdüreceğiz. Bugün tarafıma yönelen bu şiddet eylemi aslında yalnızca bana ve avukatlık mesleğine değil, temsil ettiğim kadın müvekkilimin şahsında bütün kadınlara yönelen bir eylemdir. Biz her şeye rağmen kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bizi susturmak istiyorlar, susmayacağız. Durdurmak istiyorlar, durmayacağız. Gerekir söyleyeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bilindiği üzere yargı görevini ifa ederken hakimler ve savcılarla aynı statüdeyiz. Bu yaşanan şiddet olayı neticesinde gerekli makamlardan ricamız avukatlara ve yargı mensuplarına olan şiddet sonucu verilecek cezaların daha ağırlaştırılmasını talep ediyoruz. Kadın müvekkilimin bir boşanma davasında kadın müdafiliği yapmaktayım. Karşı tarafın kardeşi Recep Türkdoğan isimli şahıs benim müvekkil tanıklarımdan birini sıkıştırırken ben olaya müdahale ettim. Müvekkilimi hakaret ve tehditlerle tanıklık yapmaması için telkinde bulunuyorlardı. Bu sırada ben tanığıma baskı yapmayın diyerekten olaya müdahil oldum ve tanığı kolundan çekerekten duruşma salonunun önüne doğru gelmekteydim. Bu esnada karşı tarafın erkek tarafının kardeşi Recep Türkdoğan isimli şahıs benim üzerime yürüdü. Ben ona söylediğim şuydu sadece: hayır, yani adliyenin içerisinde avukat mı döveceksiniz şeklinde bir beyanda bulundum. Bunu der demez sinkaflı küfürlerle burnumun üzerine kafasıyla vurdu. Acayip bir şekilde şu anda da adli tıpta yapılan muayene sonucunda da burnumda kırık olduğu yer almaktadır raporlarda da. Ve şu anda da ameliyat olacağız inşallah. Olayla ilgili kaç kişi yakalandı? Olayla ilgili 3 kişi vardı. Recep Türkdoğan isimli şahıs zaten karşı tarafın kardeşi, bana kafa atan şahıs. Aynı zamanda karşı tarafın Adnan Türkdoğan isimli diğer bir kardeşiyle Halit Şener isimli şahıs da tanığımı sıkıştıran şahıslardı. Zaten bu bana kafa atma olayından sonra Halit Şener ve Adnan Türkdoğan isimli şahıslar da beni duvara itekleyerekten bu davadan vazgeçeceksin, ondan sonra kardeşim hakkında da şikayette bulunmayacaksın diye beni tehdit ettiler. Güpegündüz adliyenin içerisinde kameraların olduğu ve avukatların ve insanların yer aldığı bir ortamda bu şekilde bir şiddete maruz kalmamız bu şehir eşkıyalarının hareketlerine hiçbir zaman şey yapmayacağız. Yani meyil vermeyeceğiz bunlara. Geçit vermeyeceğiz. Sonuna kadar da ben bu davamı, almış olduğum davayı sürdüreceğim. Sonuna kadar gideceğim bu davanın. Buradan hepsi bilsin yani. Karşı taraf bilsin. Bu davanın peşini kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacağız. Bu şehir eşkıyalarına, bu vandallara geçit vermeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Vermiştim. O tanık listesinde yer alan şahsı ilk başta bu Halit Şener ve Adnan Erdoğan olarak isimlerini sonradan öğrendim. Bu iki şahıs adliye koridorunun köşesinde zaten sıkıştırıp kesinlikle tanıklık yapmayacaksın. Tanıklık yaparsan seni öldürürüz. Ondan sonra buradan en son benim duyduğum sadece şu noktası da vardı: seni öldürür şeklinden sonra bu davada aleyhe sonuç çıkarsa sen bittin şeklinde sözler söylediler. Yani tanıklara da bu şekilde telkinde bulunuyorlardı. Ben zaten hani onu gördüğüm için, tanığıma müdahale olduğu için ben sadece tanığımın üzerine bakın baskı kurmayın, o benim tanığım, ben onu dinleteceğim mahkemede diyerekten ben sadece zaten tanığımın koluna girip tanığımı aldım. Çektim yani, hani karşı tarafta ne tehdit, ne hakaret, ne kötü söz, ben aldım gidiyordum zaten tanığımı. İşin başlangıç noktası tanığıma yapılan baskı ve benim onu kurtarmam.